Ben Mihrimah Sultan, Güneş ve Ay'ın Sultanı, Koca Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı. 17 yaşında kendinden 22 yaş büyük Diyarbakır valisi Rüstem Paşa ile evlendirilen ve bunu asla ses çıkaramayan ay yüzlü sultan. Size kalbindeki kederin yükünü taşımak için güçlü ve akıllı olmak zorunda olan Mihrimah'ın gençliğinden sesleniyorum. Kardeşlerim Bayezid ve Cihangir'in sünnet düğünüyle benim düğünüm aynı gün at meydanında gerçekleşti. Validem sevdiği adamla evlenmek için türlü mücadeleler verirken biricik kızını mutsuzluğa hapsetmişti. O gün o saf ve zeki sultan Mihrimah öldü. Bütün hayalleri elinden alınan, sarayda en güçlü kişi haline gelmek için büyük bir hırsla mücadele veren Mihrimah doğdu. Anlayacağınız bir sultan da olsam, benim fikirlerimin ve hislerimin hiçbir önemi yoktu. Ben ayın ve güneşin sultanı. Zekamı annemden, asaretimi babamdan almıştım. Hanedanın en güçlü sultanıydım. Servetim de görkemim de çok büyüktü. Bunu hepinizin bildiğinden eminim. Beni tanımayanlar 2011 yılında yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde benim hayatımı mutlaka öğrenmiştir. Lakin özellikle dizide hayatımın oldukça farklı anlatıldığını söylemek zorundayım. Sürekli birilerine aşık olduğum yazıldı. Sadece entrikadan ibaret bir hayatım varmış gibi yansıtıldı. Oysa bunlar doğru değildi. Tarihi dizilerde tüm olayların ve kişilerin çarpıtıldığı ortada. İnsanların kafasını karıştırmak için türlü türlü yalan hadiseler yazıldığı aşikar. Bu yüzden bir de beni benden dinleyin istiyorum. Size neden evlenmek zorunda kaldığımı, Mimar Sinan'ın bana olan aşkının neden yalan olduğunu ve neden kardeşim Beyazıt'ı desteklerken abim Mustafa'nın ölümüne seyirci kaldığımı anlatacağım. İşte bu anlattıklarımdan sonra bir kadın olarak sultan da olsanız hayatınızın hiç kolay olmadığını, sürekli çıkarlarınız ve sevdikleriniz için ailenizi ve kendinizi korumak zorunda olduğunuzu unutmamanızı isterim. Ben babamın tahta ilk çıktığı yıllarda 1522 senesinde doğdum. Validem Hürrem Sultan ikinci çocuğunun da erkek olacağını beklemişti, lakin öyle olmadı. Bu nedenle ben doğduğumda çok üzülmüş. Padişah kız evlat verdiği için babamın gözünden düşmekten korkmuş. Hatta doğduğum an beni görmek bile istememiş. Bu çocuk benim değil demiş. Gözlerimi dünyaya açar açmaz beni zorlu bir hayat bekliyordu anlayacağınız. Küçükken yastığa her kafamı koyduğumda validemi düşünür ve üzülürdüm. Ancak validemin neden böyle hissettiğini anladığımda ona hak verdim. Ancak ben doğduğumda üzülen validem, kardeşlerimin ve hanedanın istikbali için beni 17 yaşında Rüstem Paşa ile evlendirdiğinde onun için aslında ne kadar da önemli olduğumu anlamıştı. Elbette bu kararda babamın da payı büyüktü. Hanedanımız çok güçlüydü. Benim dönemimde evlilikler daha çok esir olarak Osmanlı'ya alınan, en durumda eğitim gören, siyasi ve askeri olarak yükselen kişilerle yapılıyordu. Böylece bir Osmanlı elit tabakası oluşturuluyordu. Bu uğurda benim için de karar verilmişti. Devletin ve validemin çıkarları uğruna kullanabileceği en iyi koz bendim. Özellikle babam Sultan Süleyman'ın bana olan zaafını çok iyi biliyordu. Kardeşlerimden birini tahta çıkarmak için yanına güvenebileceği bir vezir lazımdı. Rüstem Paşa ile evlenmem için validemin babamı ikna ettiğine eminim. Babamın da bu konu aklına yatmış olacak ki ne yaparsam yapayım ilk defa beni dinlemedi. Beni görmezden geldi ve beni istemediğim yaşlı bir adamla evlendirdi. Oysa babam beni çok severdi. Normal şartlarda o dönemde kız çocukları arka plana atılırdı. Ancak hünkârımız beni el üstünde tutardı. Beni gördüğünde yüzünde güller açarmış, öyle derlerdi. Babam bana güneşim ve ayım, benim Mihrimah'ım derdi. Tüm evlatları ona hünkârım derken ben ona herkesin içinde babam der, elini öper sarılırdım. Bana kıyamazdı. Benim bir saçımın teline zarar gelse dünyayı yıkardı. Ama çoğu zaman validem yüzünden ondan üzüntülerimi saklamak zorunda kaldım. Bazen düşünüyorum acaba babam beni sevdiği için mi validem de beni çok sevmişti diye. Ah! Zavallı Hürrem Sultan. Bir cariye, bir esir olarak getirildiği haremde Koca Cihan Padişahı'nın nikahlı eşi olmayı ve düşmanlarına rağmen yaşamayı başardı. Çok zorlu bir mücadele verdi. Belki çoğunuz ona kızıyorsunuz. Yaptığı her şeyi elbette tasdik etmiyorum. Ama güçlü ve zeki bir kadındı validem. İşte ben onun kızıyım. Bazen yaptıklarını tasdik etmesem de kendisine saygım ve sevgim sonsuz.
Ben Mihrimah Sultanım. Doğduğumda ay gibi parlıyormuşum. Yaşamım boyunca da öyle parladım. Saraydaki en güçlü sultanlardan biri oldum. Öncelikle çok iyi bir eğitim aldım. Sağ olsun validem de bu konuda benimle yakından alakadar oldu. O dönemde kızların okuması söz konusu değildi. Ancak haremde işler başka yürüyordu. Harem mektebinde sıkı bir eğitim aldım. Şimdi sizin dizi dediğiniz şeylerde anlatıldığı gibi isteyen istediği zaman hareme giremezdi. Harem demek haram demekti. Orası cariyelerin ve sultanın ailesinin olduğu yerdi. Harem kurumunda kimse dışarı çıkamazdı ya da dışarıdan yabancı kimse oraya giremezdi. İşte bu yüzden sırf insanlar merak etsin diye ortaya atılan iftiraların hiçbir şekilde gerçeklik payı yoktu. Mesela Mimar Sinan'ın beni görmesi, bana aşık olması falan imkansızdı. Hanedan üyeleriyle öyle göz göze temas edilemezdi. Hele ki kıskanç bir kocam varken birinin beni görmesi, bana aşık olması olacak şey değildi. Üstelik öyle anlatıldığı gibi başkalarına da gönlümü kaptırmam söz konusu olamazdı. Bu iftiralar ancak tarihe romantik bir aşk hikayesi karıştırıp hanedanın üzerinden prim yapanların işiydi. Evet, Rüstem Paşa'yı sevmedim. Onunla bir gönül bağım olmadı. Ancak o benim kocamdı, veziri azamdı. Biz bir takım gibiydik. Validemin her dediğine uyduk. Düşmanlarımıza karşı dik durduk. Çünkü validem benim ve kardeşlerimin istikbali için ne gerekiyorsa onu yaptı. Bazen yaptıkları doğru gelmese de o şartlar altında onun dediklerine uymaktan başka çarem yoktu. Ben validem ve babam öldükten sonra bile en güçlü sultanlardan biriydim. Bunu biraz da harem kurumuna borçluyum. Harem kurumu bana saray adabını çok iyi öğretti. Çok iyi okuyup yazardım. Kur'an, ilmihal, kıraat ve kitabet gibi temel derslerde başarılıydım. Ne bulursam okurdum, yabancı dil meraklısıydım. Bunlar benim ufkumu açmıştı. Ayrıca zekiydim, güzeldim ve çok cesurdum. Bir dediğim iki olmazdı. İstediğim kişinin hayatını bir anda yerle bir edecek büyük bir güce sahiptim. Bir tek bunu Rüstem konusunda yapamadım. Onu boşama hakkım vardı ama bunu da yapamazdım. Hanedanımın ve kardeşlerimin istikbali için kalbimi aşka ve sevgiye kapamak zorunda bırakıldım. Kardeşlerim. Sarayda en güvendiğim kişiler onlardı. Ama önce Şehzade Mehmet'in, sonra da Şehzade Mustafa'nın kaybıyla büyük bir acı yaşadım. Özellikle Şehzade Mustafa'nın ölümü hepimizi derinden kedere boğdu. Buna inanmadığınıza eminim. Ama kalbimde abime karşı her zaman bir vicdan azabı duydum. Onun ölümü hepimizin alnında bir kara leke gibi kaldı. Validem Hürrem Sultan ve kocam Rüstem Paşa onun ölümünden sorumlu tutuldu. Oysa Şehzade Mustafa'nın da yaptıkları ortadaydı. Validem Şehzade Mustafa'nın ne kadar yiğit, dürüst ve cesur bir evlat olduğunun farkındaydı. Keşke benim oğlum olsaydın derdi ona. Ama onun oğlu olmadığı için sadece düşmanıydı. Kocam Rüstem Paşa ise validemin mücadelesine bir piyondu. Benimle evlendikten sonra sadrazam olmuştu. Rüstem, kalbimi paramparça eden o adam. Beni seviyordu ancak ben onu sevmiyordum. Fakat yapacak bir şey yoktu. Rüstem çok hırslıydı. Entrika denilince ondan iyisini bulamazdınız. Validemin bir dediğini iki etmezdi. Belki de ikisi o yüzden bu kadar iyi anlaşıyordu. Ah Rüstem. Onun için de hayat zordu belki. Hırvat asıllı en durum mektubunda eğitim almış bir esirdi aslında. Ama benimle evlendikten sonra güç artık onun elindeydi. Ve bu hırs sayesinde daha küçük yaşlarda babamın gözüne girmeyi başarmıştı. Validem Hürrem Sultan ve ben Bayezid'in padişah olmasından yanaydık. Ama bunun sonucunda Şehzade Mustafa'nın öleceğini en başta düşünmek istememiştim. Fakat kendi kardeşlerim varken o benim için ikinci plandaydı. Bu nedenle kocam ve validemin tarafını tutmak zorundaydım. Benim de işin içinde olduğum birçok şey yaptık. Validem kararını değiştirse de benim gönlümdeki padişah her zaman Beyazıt'tı. Ancak saray bir savaş meydanı gibiydi. Bu uğurda Mustafa abim Mehmet ve Beyazıt canından oldu. Mustafa abim ölünce halk ayaklandı. Yeniçeriler Şehzade Mustafa'nın intikamı için yanıp tutuşuyordu. Hünkârımız Rüstem'i görevden aldı. Ama Allah'tan bununla kaldı. İdam da edilebilirdi. Bunun olmasına gönlüm el vermedi. Sonuçta ne olursa olsun çocuklarımın babasıydı. Ve tek şansım validem Hürrem Sultan'dı. Validem babama Halep'teyken bir mektup yazdı ve Rüstem'in affını istedi. Sağ olsun hünkârım onu affetti. Rüstem biraz geri çekildi ve 2 yıl boyunca biz de var gücümüzle Rüstem'i tekrar veziri azam yapmak için çalıştık. En sonunda babamın çok güvendiği Kara Ahmet Paşa idam edildi ve yerine Rüstem tekrar veziri azam oldu. Yeniden birlikte bir takım gibi çalıştık. Her daim hanedan için var gücümle çalışsam da yorulmuştum. Bu hırs, acı, onca keder ve entrika içinde boğuluyordum.
En sonunda hasta oldum. Hekimler bir türlü çare bulamadı. İşte o zaman Pedro ile tanıştım. Rüstem'in kardeşi Sinan Paşa'nın esiri beni iyileştirdi. Dediğim gibi bir sultanın yüzünü görmek imkansızdı. Ancak ben tedavi olmak için Pedro'ya yüzümü gösterdim. Beni muayene etmesine izin verdim. Rüstem bu durumdan rahatsız oldu tabii. Ama bu kadar. Öyle bir aşk hikayesi falan olmadı. Olması da düşünülemezdi. Ben koca Cihan Padişahı'nın kızıydım. Bir sultan olarak doğmuştum ve öyle de dünyadan ayrılacaktım. Öyle de oldu zaten. Validemi kaybettikten sonra babamın danışmanlığını ben yaptım. Kardeşim Beyazıt'ı desteklemeye devam ettim. Babamı Malta seferine gitmesi için ikna ettim. Rüstem Paşa öldükten sonra hiç evlenmedim. Kardeşim 2. Selim ve yeğenim 3. Murat'ın zamanında Mihrimah Sultan olarak bir hayli güçlüydüm. Hatta bana o zamanlar Hala Sultan derlerdi. Çok büyük bir güce ve servete sahiptim. Kocamın ve kardeşinin mirası da bana kalmıştı. Zaten saraydan da çok iyi bir aylık alıyordum. Bu nedenle kendimi hayır işlerine verdim. Camiler, çeşmeler, külliyeler yaptırdım. Bu külliyelere bağlı olarak birçok vakıf kurdum. Ve ben Güneş'in ve Ay'ın Sultanı Mihrimah Sultan 25 Ocak 1578'de 56 yaşında bu görkemli ve savaşlarla dolu hayata veda ettim. Babam Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye'deki türbesinin yanına gömüldüm. Ne yazık ki babasının biricik kızı olan Mihrimah Sultan'a dair çok az bilgi var. Ancak Mihrimah Sultan çok güçlü ve hırslı bir sultandı. Çok güzel konuşur ve çok iyi yazardı. Zaten kaleme aldığı mektuplarında iç ve dış siyasi gelişmelerle de ilgilendiğini görebiliyoruz. Hürrem Sultan gibi o da Leh Kralı'na birçok mektup yazdı. Dindardı ve hayırseverdi. Birçok hayır işledi. Ama bunların en görkemlisi Mimar Sinan'ın yaptığı Üsküdar'daki ve Edirne Kapı'daki külliyedir. Mihrimah Sultan Güneş'in ve Ay'ın Sultanı olarak nam salsa da tarihçilerin bulduğu yeni belgelere göre Kanuni'nin Mahidevran Sultan'dan olma bir kızı daha vardı. İsmi Tasasız Raziye'ydi. Mihrimah ve Raziye arasındaki çekişme hiç bitmedi. Raziye Sultan abisinin ölümünden sonra sürgün hayatı yaşadı. Kendini dine verdi ve 31 yaşında abisi Mustafa'nın ölümüne dayanamadığı için hayatını kaybetti. Bugün bize güzellemelerle anlatılan bir peri masalını andıran, tarihin değil de reytinglerin istediğine göre yeniden yazılan tarihimizden Mihrimah Sultan gibi güçlü nice sultanlar, padişahlar geçti. Hepsinin hataları ve pişmanlıkları oldu. Sonuçta hepimiz birer insanız ve hatalarımız da varız. Tarihe bakıp onu yeniden yazmak yerine yapılan hatalardan ders çıkarmalı ve sevabıyla, günahıyla hepsine saygı duymalıyız. Ne dersiniz?